Herkese selamlar. Keyifler nasıl? Ee, güzel bir video serisine başlayacağım umarım. Şimdi benim birçok konuda çok istisnai olduğunu düşündüğüm fikirlerim var. Şöyle, ben istisnai fikirlere sahip değilim de insanlar bazı bence basit olan şeyleri söylemiyorlar, söylemekten çekiniyorlar, korkuyorlar vesaire. Ben de şöyle düşünüyorum. Ben hayatımda hiçbir zaman hiçbir fikrimi saklamak zorunda kalmadım saygı ve mantık çerçevesinde her fikrimi söylediğimde işte teveccühü gördü oldu, aksi fikirler geldi oldu ki daha çok hoşuma gidiyor. Tartıştık. Ama bunların sonu hep güzel arkadaşlıklara gitti. Ya da güzel tartışmalara gitti en azından. De o zaman ben de diyorum ki bunu niye buraya taşımayayım? Daha video serisinin ismi aklıma gelmedi. Ama bu burada aklımda olan, böyle konuşulmasını istediğim şeyleri konuşacağım. Bugün de Celal Şengör'ü konuşmak istiyorum. Çünkü kendisi içime dert olmuş bir olgu. Öncelikle beni taşlamaya gelen ellerinde meşalelerle gelen arkadaşları şöyle sakinleştireyim. Celal Şengör bir jeolog olarak ve bir entelektör olarak hem kendi meslektaşlarından yurt içi ve yurt dışı hem de bir entelektör olarak dediğim gibi bence önemli bir insan. Türkiye'de de yani demokratik toplum çerçevesinde olması gereken bir kişi olduğuna inanıyorum. Ama Celal Şengör'ün hem temsil ettiği şey hem de kendisiyle alakalı bazı eleştirilerim var. Kendisini bir anlamda parçalayacağız. Bunu 49W diye bir kanal var. Onları da kesinlikle takip edin. Nadizane bir kişi bile kazandırırsam sevinirim. E, güzel bir kanal. Onları da parçalıyoruz diye bir serisi var. Bir zaman önce onu da izlemiştim. Burada şimdi izlemedim hani bir e, şey olmasın diye. Ben de bir ön yargı yaratmasın diye. Başlayalım. Önündeki notlara bakacağım. Beni izleyen arkadaşlara neye bakıyor demesin. Bir kere Celal Şengör'ün e, bilim anlayışıyla başlayalım. Celal Şengör'ün bilim anlayışı aslında çok pornografik. Ne demek pornografik? Porno bildiğiniz gibi seksin veya cinselliğin diyelim genel itibariyle erotizmin çok satüre edilmiş, çok temiz bir halidir. Çok ideal bir halidir, çok estetik bir halidir. Başka bir deyişle porno gerçeği yansıtmaz. Sadece gerçeğin bir kesitini istendiği gibi gösterir. Celal Şengör de bilimi, bilimin nasıl yapıldığını daha önemlisi özellikle ben henüz bir bilim insanı olmadığım için bilimin amacını çok pornografize eden yani porno haline getiren bir insan. Bir kere Celal Şengör'ün tam anlamıyla yani derinine inerek hiçbir programda kendisini sık sık takip ediyorum. Kitaplarını da iyi kötü okuduğumu düşünüyorum. Yani sallamıyorum şu an işkembeden. Hiç kapitalist güdülerden bahsettiğini duymadım. Celal Çengör'ün kafasında öyle bir bilim yapılma metodu var ki sanki bütün insanlık ya da kafası olan yöneticiler ve bilim insanları bir pembe dünya içinde sadece ve sadece bilim aşkıyla işte dünyanın altını üstüne getirmişler. İşte Avrupa'dayken Polinezya'ya gitmişler, Brezilya'ya gitmişler yani bugünkü ülkeler anlamında. Oraya gitmişler. Ya bu doğru değil ki. Çok yani yakın, tırnak içinde yakın bir zamandan bir örnek verelim. Mesela bir e, Avrupalı bilim adamını düşünelim. Belçikalı olabilir, Fransalı olabilir, İngiliz olabilir. Bu insanların Afrika topografyasını ve Afrika coğrafi haritalarını çıkarma motivasyonları Celal Şengör'ün perspektifine göre tamamen bilimsel. Bakın bence burada şunu atlamamamız lazım. O insanların şahıs olarak yani bireysel kişisel olarak çok büyük fedakarlıklar yaptığını bir anlamda düşünebiliriz. Şeytanın avukatlığını yapalım şimdi biraz Celal Şengör gibi düşünelim. Şimdi diyebiliriz ki evet. Onlar öyle insanlar ki Afrika'daki hastalıklara, coğrafi engellere, ulaşım zorluklarına vesaire 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 karşı gerçekten bilimsel bir metotla gittikleri yerin haritalarını çıkarmış insanlar. Doğru. Ama sanki bunu sadece bilim aşkıyla yapıyorlarmış gibi. Sanki bunu yapmaları için sağlanan kaynak orayı kolonize edecek, daha hatta orayı sömürecek insanların emellerine alet değilmiş gibi ki burada ahlaki bir çıkarım kesinlikle yapmıyorum. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bir devlet bir yeri ele geçirmek istediği zaman özellikle de emperyalizm döneminde önce orayı coğrafi olarak kaynaklarıyla işte orayı nasıl ele geçireceğiyle, nasıl paylaşacağıyla, nasıl bölüşeceğiyle alakalı bir strateji geliştiriyor. Ve bunu çok sert modernist bir perspektifle yapıyor. Bunun için de bilim insanlarını kullanıyor. Yani başka bir de işte, bilim ile devletlerin ihtiyaçları ve arzuları aynı noktaya geldiği için bilim iyi bir araç. Devlet sömürüsü ve yaygınlaşma ve şiddet için. Kongo mesela o yüzden Belçika ilk aklıma gelen ülkelerden bir tanesi oldu. Tahmin ediyorum Belçika'nın ilk teferruatlı coğrafi haritalarının çıkarılmasında Belçikalı bilim adamlarının etkisi çok büyüktür. Hiç zannetmiyorum ki hiç etkileri olmasın. Dediğim gibi bildiğim bir alan değil. Ama tahmin ediyorum yani sallayarak söylemiyorum. Şimdi burada denebilir mi ya mesela Belçika'daki sömürü faaliyetlerinin bu çıkarılan haritalarda hiçbir etkisi yoktur. Ya işte Celal Şengör bunu söyleniyor. Celal Şengör zannediyor ki ya da belki zannediyordur bilemem. Celal Şengör sanıyor ki ve insanları da şöyle bir algıya sokuyor. Dünyada bir grup insan var. Bunlar bilim aşkıyla yanıp tutuşuyorlar. Bunların içinde devlet adamları var, bilim insanları var, edebiyatçılar var, onlar var, bunlar var. Ve bunlar bilim aşkıyla yanıp tutuşup işte bir şeyler yapıyorlar. Ya bu doğru değil. Ama burada Celal Şengör'e kızmamak lazım. Çünkü Celal Şengör ki bu benim gerçekten önemsediğim bir şey. Belki bununla alakalı bir videoda gelebilir. Şu an biraz daha böyle hislerimle, duygularımla konuşuyorum. Celal Şengör aslında bir yeni ateizm akımının öncüsü olduğu için. Celal Şengör'ün fikirlerinin çok marjinal olması, çok sert olması bu anlamda bana çok enteresan gelmiyor. Alper Bilgin'in bir kitabı burada ee, bence size önerebileceğim bir şey olsun. Bilim nedir, ne değildir diye bir kitabı var. Güzel bir kitap, ee, nadir kitap galiba. Yani yeni çıkmış olması lazım, 2017 olması lazım. Çok bulunan bir kitap değil. Ben zamanında hani hard hardkopysini elimde alıp okumuştum. Altını çize çize. Bir kere e, kitapta yani yeni ateizm, Alper Bilgili'nin perspektifine göre bugün özellikle bilim çağında yani 17. yüzyıldan itibaren değil de daha yakın bir zamanda günümüzde çıkmış bir olgu. Ve hatta direkt kendisinin ifadesiyle okumak istiyorum. Çünkü kendisinin çok güzel ifade ettiğini düşünüyorum açıkçası. Alper Bilgili'ye göre yeni ateizm bilimsel bilginin tek doğru olduğuna inanan bir fikir, bir ideoloji hatta daha doğrusu ve Celal Şengör'de de bunu birebir görüyoruz. Yani Celal Şengör'e mesela bir şey soruyorsun toplumsal ki ona da geleceğim. Toplumsal bir konu soruluyor. Celal Şengör bilimden örnek veriyor. Başka bir şey soruyor. Bilimsel bilgi veya metotlara gidiyor Celal Şengör. Ya yeni ateizmi sıkıntısı bilimsel bilgi aynen Alper Bilgin'in ifadesiyle söylüyorum bilimden ahlaki konularda dahil olmak üzere pek çok konuda yol göstermesini bekleyen bir fikir. Ya ben bu asla şöyle anlaşılsın isteme. Ben bilime karşıyım. Ben asla bilimi savunmuyorum falan filan. Asla böyle bir şey mümkün değil. Bu yüzden zaten kişisel yapıma aykırı, akademisyen olmak istememe aykırı. Yani ben bilim yoluna kendimi sokmuş bir insanım. Ama bu demek değil ki Celal Şengör tipi insanların ve hatta direkt olarak onun her konuya bilimle yaklaşması onu doğru yapıyor. Çünkü çok temel itibariyle bu çok derin bir tartışma konusu. Bu konuda ne kadar kalifiye olduğumda tartışılabilir burada. Sevinirim yani böyle bir şey tartışılırsa. Şüpheli olmakla birlikte şunu söylemek istiyorum. Bilim uğraşılan materyal dünya ile alakalı ya da olgular üzerine yani düşünsel soyut kavramlar üzerine... Teorilerle ve hipotezlerle gittiğimiz bir düşünme metodu. Ama bu demek değil ki bilimsel düşünce özellikle de bilimsel düşünceyi böyle pornografik bir şekilde ele alarak her konuya uygulanabilir. Ve her konuyu e, her konuda insanların üzerine bir damga bir mühür yapıştırmak için meşrulaştırma aracı olarak kullanılabilir. Yine Alper Bilgil'den söyleyeceğim. Bu çünkü bu Ceren Şengör'de bu da çok. E, sinir olduğum şeylerden bir tanesi. Kendisinin tırnak içinde birçok yeni ateist kendileri gibi düşünmeyenleri kolaylıkla aptal, cahil veya satılmış olmakla suçlamak suçlamaktadırlar gibi bir ifadesi de var. Zırba. Neden? Çünkü zırva. Bu da kesinlikle Celal Şengör'de sevmediğim şeylerden bir tanesi. Çünkü az önce yaptığım bilim metodu açıklamasını her şeye implike edip İngilizcesiyle yani uygulayıp daha sonrasında da sizden kendisi gibi düşünmenizi istiyor. Ve kendisine derseniz ki mesela kendisine şöyle bir şey dediğinizde. Ya hocam bakın sosyo sosyo sosyoloji veya antropoloji veya psikoloji sizin dediğiniz gibi rasyonel bir çerçeveden çalışmıyor. İnsan işte insan doğasıyla alakalı tartışabiliriz vesaire dediğiniz zaman size geri zekalı, aptal, işte cahil git işte şu dergiden onayını al gel. Yani sanki mesela Celal Şengör'ün politik bir yorumu kendisinin Nature dergisinden e, görmüş bir bilim insanı olmasıyla alakalıymış gibi bir alana getiriyor. Başka bir deyişle bu konuyu daha da uzatmak istemiyorum. Celal Şengör'ün yeni ateizme dair, yeni ateist olduğu için ortaya koyduğu bütün pompalanmış entelektüel tavrından her konuyu pornografik bir bilim açısıyla değerlendirmesinden her şeyi ve her konuda herkesle alakalı bir fikir söyleyebilmesinden açıkçası nefret ediyorum. What? Ama burada şunu da söylemek lazım. Kılıç iki yüzlü. Burada şu da e, bence sorgulanmalı. Yani niye bu adama soruyorsunuz? Yani mesela Celal Şengör'ün asker ve darbe ile alakalı aşırı marjinal fikirleri var. Doğru mu? Doğru. Ama Celal Şengör'e saygı duyduğum bir yanı da var. Hiç Celal Şengör'ü görmedim ki ben ya bir telefonla bir işte bir kanala arasın, bir YouTuber'a baskı yapsın, Twitter üzerinden hani desin ki beni kanalınıza davet edin, ben bunu konuşayım. Yok. Bu adam her zaman çağrıldığı yere giden ve çağrıldığı zaman ne sorulduysa inandığını söyleyen bir insan. Bu adamı niye çağırıyorsunuz o zaman? Yani 28 Şubat'la alakalı örnek veriyorum. Ben hani siyaset bilimci, daha da önemlisi uluslararası ilişkiler de bir bilim insanı olma adayı biriyim. Hadi ben şimdi kendi alanımdan söyleyeyim. Bunu kendimce söyleyebilirim. 28 Şubat birçok anlamıyla hala tartışılmaya devam eden bir olgu. Hiç de bunu tartışmayacağım. Ama bu bir jeoloğun tartışma alanı değil ki. Bu, bunu niye Celal Şengör'e soruyorsunuz? Hadi bunu da ben size soruyorum yani. Neden soruyorsunuz ki bunu? Ya yani burada Celal Şengör'ün kendisinin istediği gibi tırnakta saçmalama hakkı var. Niye? Çünkü sen onu çağırıyorsun. Çağırma. Ama Celal Şengör'ü de bence şunu birini söylemesi lazım. Yani kendisi bence sempatik de bir insan. Hani olur da videomu izlerse diye söylüyorum. Ben Celal Şengör olarak şunu düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Her konuda fikir belirtmek bence ne entelektüel tavra kendisinin hani o çizdiği 19. yüzyıl entelektüelite tavrına uyan bir şey değil. Ve erdemli bir davranışta da değil. İki taraftan da açıklayayım. Kendisi... Şu an ismini hatırlamadım. İsveçli, ol, İs, İsviçreli olduğunu düşündüm. Ee, bir eee hayran kendisi ya da Avusturyalı olabilir. Avusturya e, Viyana'ya su getirmiş bir insandı. ismini hatırlarsam bulursam koyacağım video içine. Mesela buradan da şöyle bir şey söylüyor işte bilimle siyaset yan yana geldiği zaman bakın ne kadar rasyonel sonuçlar geliyor vesaire. Ama biz 1800'lü yıllarda değiliz ve 1800'lü yılların entelektüel dünyası bugün çok daha her alanda spesifik bilgilerin daha da derinleştiği bir yere gidiyor. Ve Celal Şengör de bildiğim kadarıyla kıta tektoniği alanında uzman bir jeolog. Yani kendi entelektüel çevresi içinde fikir belirtmesi çok normal. Ama neden entelektüeliteyi her, her şey hakkında bir fikri olmak sayıyor. Bunu anlamıyorum. Bu entelektüelliğin yani şüpheciliğin işte belli noktalarda araştırıp gelimciliğin tavrına biraz aykırı değil mi? Çünkü Celal Şengör'ün iddiası mesela kütüphanesine gidildiği zaman hep şunu söylüyor. Burada sadece ve sadece jeoloji kitapları var Fatih'cim. Tamam çok güzel. Süper yani o küt, kütüphaneyi keşke devlet alıp inanılmaz bir şekilde korusa işte falan filan. Ama yani madem siz sadece kendi alanınızda kitaplar okuyorsunuz ve diğer bilgileriniz de orada okuduğunuz ka kitaplar kadar değil en azından. E o zaman niye bir fikir belirtiyorsunuz ki bu entelektüel bir tavır değil. Erdem kısmına geleyim ki aslında burayı çok kısa kesmek istiyorum. Çünkü erdemli bir tavır yani erdem ahlak falan işin içine girdiği zaman Hemen tartışma çıkıyor. Küme göre, neye göre, ideoloji, zart, zurt, ıvır zıvır. Burada da erdemli şu, şu anlamda söylüyorum. Celal Şengör bugün beğenelim veya beğenmeyelim. Türk toplumunun genelinin saygı duyduğu bir figür. Bu güzel bir şey. Çünkü e, saçma sapan insanlara saygı duyulmasındansa Celal Şengör gibi en azından kendi alanında entelektüel, entelektüel oluşuna inandığımız akıllı, Bence namuslu da bir insan Namuslu olduğunu düşündüğümüz birinin olması bu anlamda çok iyi Ama dediğim gibi her alanda her fikri ve hatta da bazı noktalarda Birçok insanın canının yandığı birçok insanın canının sıkıldığı Birçok insanı ümitsizliğe sevk edecek fikirlerde aksi fikirde olmak Ve bununla alakalı sürekli konuşmak ve bununla alakalı karşıt gelen rasyonel fikirleri asla dinlememek ki bu da bir sonraki alanım erdemli bir davranış değil. Yani Türk toplumunun mesela hiçbir zaman Almanya ilgili bir olamayacağını söylüyor bu erdemli kişi. Ben erdemli olduğuna inanıyorum ama asla mesela bir Alman toplumu hassasiyeti ve e, kritizizmi yani bir eleştiriselliğini içermiyor. Neden? Yani buna kanalize etmesi gerekmiyor mu Türk toplumunu? Bence evet. Ediyor mu? Kesinlikle hayır. Ya bu da benim hani kendimi ifade etme hakkımsa ben kesinlikle böyle bir yola itildiğimi hissetmiyorum. Yani ülkenin düşünen aydın sınıfına e, namzet bir insanım ya. Yani. Dediğim gibi son e, olarak bahsetmek istediğim noktada kendisinin aşırı ama aşırı net fikirli olması. Şimdi Türk toplumunda yanlış anlaşılan bir şey vardır. Hadi yine şeytanın o yapayım. Türk toplumu... Eee... Cesur insanı sever. Tamam mı? Genellikle de cesaret Türk toplumunda işte fikirleri uğrunda ipe gidenler, fikirleri uğrunda işte ölümü göze alanlar vesaire insanlarla tanımlanır. Ki bazen hakikaten fikirleri uğruna ipe giden insanların saygı duyulma hakkı da vardır yani. Ama Yine aynı şeyi söyleyeceğim Entelektüelite bazında ya da bilimsel düşünce bazında Özellikle de Kendisinin yorum yaptığı Bu kadar hassas Bu kadar e, subjektif Yani öznel konularda Bu kadar fikirleri açık konularda Hiç fikrinin değiştiğini görmedim ya Celal hocaya soruyorum ya Celal hocam niye hiç fikriniz değişmiyor Yani mesela Yine hadi aynı meseleye geleyim Bir kuyruk acım yok ...spesifik olarak bir fikrim de yok... ...sadece aklıma o geldiği için söylüyorum... ...28 Şubat meselesiyle alakalı... ...ben mesela... ...Türkiye'de e, politik iklim... ...birkaç defa değişti ya... ...bu ülkede 2-3 defa paradigma değişti... ...İslam tırnak içinde... ...İslamcılar başa geldi... ...İslamcılar sarsıldı... ...İslamcılar tekrar başa... ...yani daha da güçlere geri geldiler... ...şimdi İslamcılar gidiyor gibi gözüküyor... ...ama hani... ...bunu niye anlatıyorum... Siyaset biliminin literatürüne baktığınız zaman yani bu konuda yazılanlara çizilenlere baktığınız zaman hocalar ya hatalarını kabul ederler bunu makalelerinde yazarlar. İşte burada şunu yazmıştım yanılmışım diye. Ya bakıyorsunuz Celal Şengör'ün kitaplarında orada hiç böyle bir ifade yok. Ben ne düşünüyorsam ben 99'da bunu demiştim. 2024'te bunu diyorum. Ya abi nasıl fikrin değişmez ya? Celal hocam nasıl fikriniz değişmez yani? Ya yani hadi politik konuları geçiyorum. Hadi politik konularda belki kendisinin fikirleri çok çarpıt çarpıtılmış olduğu için a yani kendisini çok marjinal bir kemalist olarak tanımlıyor. bir Atatürk bile o kadar kemalist değildi büyük ihtimalle. Ama hadi onu geçiyorum. Ee, mesela bir, bir insanın fikri şöyle değişmez mi ya? Size deniyor ki mesela ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Ve fikrimin ee, bilimsel bir karşılığı da var. İşte bakın mesela makalemi yazdım. Hatta yine Alper Bilgin'in kitabını örnek verelim. Mesela Alper Bilgin'in "Bilim Ne Değildir" kitabı hakikaten güncel, özellikle de hani Amerika eksenli olduğu için söylüyorum. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve e, kendisi siyaset bilimi kökenli. Siyaset biliminden de galiba birkaç tane hani böyle majör argüman almış. Daha çok bilim felsefesini içeren bir metin. Ama mesela hiç ben duymadım Celal Şengör'ün bu kitaba karşı bir cevap yazdığını, bir zeminde bu iki insanın bir araya geldiğini. Hani ikisi de akademisyen baktığınız zaman ve Alper Bilgili bir fikri hatalı olamaz ya. O kitabın içindeki argümanlardan hiçbir tanesini doğru olamaz ki. Celal Şengör şunu demesin. Yani çok dürüst olduğunu söylüyor. Ki inanıyorum dediğim gibi. Hiç şunu demedi, hiç şunu dediğini duymadık yani. Cık. Ya arkadaş. Hakikaten şunu da en azından kafamda bir soru işareti belirdi desin ya. Yani benim e, Celal alakalı derdimi anlamışsınızdır herhalde. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Aslında Celal Şengör'e şahıs olarak kızmıyorum. Kendisini tanısam çok arkadaşı da olmak isterim. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Celal Şengör'den dolayı insanların aldığı hal, yorumlarda birbirlerine savunma biçimleri, birbirlerine hakaret biçimleri, işte sus lan cahil, kes lan gerizekalı. Mesela Celal Şengör'ün bir kültürel sermayesi var ve yaşı var. Yani mesela Celal Şengör 28 Şubat'la alakalı, 1980 darbasıyla alakalı, 74... Kıbrıs Barış Harekatı ile alakalı örnek veriyorum. 99 depremi ile alakalı tarihsel olarak veya politik olarak. Bir şey dese ben onu dinlerim. Çünkü bu bir bilgi edinme metodudur. O insan onu yaşamış. Onu dinlerim. Bu bir perspektiftir. ikincil kaynaktır ama dinlerim. Ama daha çok 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 küçük yaşta 16-17 yaşındaki insanlar sana bana geliyorlar diyor ki sen gerizekalısın. Niye? Çünkü ben Celal göre alakalı böyle bir yorumda bulundum. Ve Celal Şengör'ün o fikri, o videodaki o fikrine katılmadım. Allah Allah. Ama bu cüreti ve bu tavrı nereden alıyorlar? Çünkü Celal Şengör de bazı insanlar sen geri zekalısın diyor. Kes sen cahilsin diyor veya buna getiriyor. Kimsenin bunun da ne hakkı yok. Eğer biz hepimizin ortak paydaşlar olduğu, hepimizin huzur içinde yaşayacağı, hepimizin birbirini dinleyeceği, duyacağı, katılmasak da. Bir toplum istiyorsak buna entelektüellerden başlamamız lazım. Biliyorum bu çok e, afaki bir hayal ama buna Celal Şengör gibi demokrasiye inanan insanlardan başlamamız lazım. Ve toplumu bu anlamda herkesin herkesi saygı çerçevesinde birbirini dinleyeceği gerekirse fikrini değiştireceği bir zemine getirmemiz lazım. Yani bu video olur da bir şekilde Celal Şengör'e ulaşırsa diye bu son kısmı da eklemek istedim. Lütfen hocam saygıdeğer hocam ee, insanları kendi fikrinize kanalize ederken onlara farklı bir tavır ve verimsel düşünceyi de aşılayın diyorum ve başta izleyicilerim sayın 67 kişi ve e, bütün bu video vesilesiyle kanala gelecek insanları da sevgiyle öpüyorum hoşçakalın bay bay.